resmi teklif komitesi de bu. Yok, Fethi Narbenzi'nin başkanı. En zor dönemlerde kentin dinamikleri, kentin kurumları en güçlü festivalleri yapmışlar. En zor dönemlerde merkez ve ilçelerimizde güçlü buluşmalar yaşanmış. Festivallerimiz hem siyasal hem ekonomik, sosyal alanda bölgeye de, ülkeye de gerekli cevapları vermişlerdi ve yüz binler olmuşuz. Dönemsel olarak yasaklar gelmiş, dönemsel olarak daralmalar yaşanmış ama her festivalde yüz binlerin üzerinde ortak bu emekle yarattığımız bu programa sahip çıkan canlarımızı bu kent ağırlamış. Bu festivalde yüz binlerin emeği var. Burada kentin dinamikleri bu programı hem bugün tartışacak ve ayrıca da bu program Dersim halkıyla da buluşacak. Buradaki tartışmalar, görüşler, öneriler. Halkımızın da görüş ve önerilerini aldıktan sonra tabii sürekli devam eden toplantılarımızla programımızı gerçekleştireceğiz. Süreçte iddia büyüktür. Dersim'de Muzur Kültür ve Doğa Festivali'nin anlamına uygun şekilde kutlanmasıydı. Bizim iddiamız da bu. Bugün sizlerle bu süreci yürütmek, tartışmak, geçmişte yaşanan eksikleri gören yerden bakarak bu süreci yürütmeyi hep birlikte planlayacağız arkadaşlar. Şimdi 22. Muzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bugün gündem maddelerini belirledik. Biraz uzun da olabilir. Bu anlamda anlayışınızı bekliyoruz. Birincisi, festival tarihine dair itiraz ve öneriler. İkinci gündem maddemiz, festival tertip komitesinin oluşturulması. Üç, festival içeriği ve şemasına dair öneriler. Dört, yürütme kurulunun oluşturulması. 5. İkinci toplantı tarihinin belirlenmesi. 6. Ana tema ve sloganın belirlenmesine dair öneriler. 7. Özellikle aldık bu maddemizde arkadaşlar. Pertek ilçemizde festivalin yapılıp yapılmayacağı noktasında değerlendirmelerin yapılması. 8. Belediyemize dair bir bütçe bilgilendirmesi, aslında hem festival sürecine yönelik bir bütçe bilgilendirmesi. 9. Konaklama, yemek ve standlara dair bilgilendirmenin yapılması. Son olarak da kapanışta sürecimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Festivalimizin hem içeriği bakımından hem bundan sonraki gidişatı bakımından, yani kendisini de tekrar etmemesi bakımından ve birçok yönü tartışmak üzere, bu tartışmayı da bir sonuçlandırmak üzere, artık bunu bir söylemden çıkarıp bir sonuçlandırmak üzere bir tartışmaya ihtiyaç olduğu da kesin. Bu tartışmayı da uygun bir tarihte yine haberleşerek festivalden sonra bir şeyin içerisinde bu tartışmamızı yürütelim diye düşünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımızın varsa önerileri alalım ve birinci gündemimizle son okuyarak ilerleyelim diye düşünüyoruz. Bugüne kadarki festival tarihi belirlemesi esasında belediye meclis toplantılarında belirlenmiyordu. Yani bu tarz toplantılarda belirleniyordu ve gelen mesajlara baktığımızda işte festival tarihi belirlenerek kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Bu önerimizi biz yeniliyoruz. Biz tarihin 1, 2, 3, 4 Ağustos olarak değiştirilmesi ve daha rahat bir çalışmayla, güçlü bir çalışmayla festivalin örgütlenmesini öneriyoruz. Her ne kadar biz İçerik açısından festivali mevcut yaşadığımız yerin toprağı ve doğası için uğraşıyorsak da bir tarafıyla da bütün katılımcıları da ağırlamak, onlarla ilgilenebilmek, şehirdeki bu ağır yükü, özellikle çöp yükü başta olmak üzere onu biraz daha doğru örgütlemek açısından bunu geniş bir alana yaysak bu herkesin için daha faydalı olabilecek bir şey. Haftada bir sunum, panel vesaire şeylerle geliştirilmesini. Ayrıca yapılırken de tam bu kentin değerlerine de daha da değer katmak üzere yoğunlaşılsın.
altyapının uygun olmaması ile ilgili kesin olarak bir karar almıştık. Şu anda geldiğim noktada arada birkaç iki yıl geçti. Geldiğim noktada çok değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hale kaldırımlarımızın işgal olması, hale yürüme alanlarının olmaması, hale engellerin insan olmasına kaynaklı kaldırımlardan yürümeme hakkın olmaması, halen tuvaletlerimizin hijyenik olmaması, denetlenmemesi, halen sokakların esnaflar tarafından işgal edilmesi, insanların araçlarla bir arada yaşama zorunlu getirmesi dahil etmektedir. Meclisin oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel kalanlar oy çokluğuyla kabul edilmemiştir arkadaşlar. Yani iki yöntem geliştirilebilir. Bütün kurumlar ve tertip komitesine yazılır, öyle sunulur. Ama o bütün kurumlar içerisinde yine kendi içinde süreçleri takip edecek, süreçleri yönlendirecek, organizasyonda sorumluluk alacak birkaç tane kurum yine kendi içinde belirlenebilir. Yani o mu olsun, bu mu olsun tartışması gereksiz bir zaman kaybıdır. Yasal bir süreçleri yürütecek komite, tertip komitesi yasal prosedürler için 5 veya 7 ile belediyenin ve belediye meclisinden oluşacak bir komitenin bu yasal süreçler için ayrı olması, ama festivalin içeriğini zaten önerdikleri şeyi söylediniz. Değerli arkadaşlar, resmi tertip komitesi sadece müracaat eden bir kurum. Çünkü yani siz bu rakamı sayı yükselttiğinizde hem bürokrasi olacak hem evrak toplanmasında ciddi anlamda bir zorluk yaşanacak. Evet. Festival Tertip Komitesi sadece müracaat yapacak, o çalışmaları takip edecek.